Herkese selamlar. Bir mobil uygulama fikriniz var. Harika bir fikir olduğunu düşünüyorsunuz. Hatta büyük bir soruna da çözüm bulduğunuzu düşünüyorsunuz. Harika. Application'da yapmak için yazılımı öğrendiniz, yazılımı yaptınız, application'ınızı yüklediniz. Bu yazılım bir şekilde tutacak mı? İnsanlar buna ihtiyacım vardı, indireyim diyebilecek mi? Ya da insanların karşısına çıkabilecek mi sizin application'ınız? Burada dikkat etmeniz gereken nokta sizin marketing aşamanız. Herhangi bir ürün üretiyorsanız üretin, fark etmeksizin. Facebook'u dahi yapıyorsanız reklam bütçesi ayırmadan, marketing stratejisi bilmeden hiçbir şey yapamayacaksınız. Bundan dolayı biraz birkaç konu hakkında bahsetmek istiyorum. Web sitelerin Google'da üst sıralara çıkmasını sağlayan sisteme SEO yani Search Engine Optimization deniliyor. Aynısının mobil uygulamalar için kullanılan versiyonuna da ASO deniliyor yani App Store Optimization. Bunu genelde marketlerde kendi uygulamanızı üst sıralara çıkartmak için kullanıyorsunuz. Daha çok indirme olan sayılardaki application'lar üste çıkıyor. Ayrıca reklam çıktığınızda da en başta gözüküyor. Şimdi harika bir fikrimiz var. Okey, tamam. Bunun için reklam çıkacağız. O da tamam. Ancak dikkat etmemiz gereken nokta kullanıcı ne kadar reklama gelirse gelsin, içeriye baktığında içeriğin kendisini tatmin etmesi gerekiyor. Bir de açıklayıcı olması lazım. Bu açıklayıcılık nedir? Gelelim bu açıklayıcılık kısmına. Application'ın isminin çok fazla clickbait olmaması lazım. Gerçekten başlıkta ne yazıyorsa application o işlemleri yapıyor olması lazım. Bir de altında çok güzel bir açıklama olması gerekiyor. Description denilen sistemde açıklama kısmında application'ınızın yapacağı bütün işlemleri tek tek yazmanız gerekiyor. Geldik diğer tarafa. Gelelim en önemli kısma ekran fotoğrafları. Aşağıdaki fotoğraflar tamamen uygulamayı indirmeden kullanıcıya ya da indirecek kişiye orada bir vaatte bulunması gerekiyor. Bu uygulamayı indirdiğinizde bu özellikler şu şekilde çalışıyor diyeceksiniz. Hatta bunun için Google'a App Store Image Generator yani App Store'a atacağınız fotoğrafları online olarak hazırlayan bir platform arayacaksınız. Bunu ararken de bakacaksınız. Çok profesyonel ortamlar var. Bunların ücretsiz versiyonları da var. Size çok güzel bir template kuracak. Template dediğimiz nedir? İşte application'ınızın bir ekran görüntüsü var. Bu ekranda butona bastığınızda güzel bir özellik açığa çıkıyor. Bunun da yukarıda güzel bir yazı ve güzel bir renk paletleriyle yazılması gerekiyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu yaptınız, güzel bir şekilde paylaştınız ama bir de video eklerseniz harika olacak. İnsanlar fotoğrafı da gördü ama görsel içerikleri çoğaltmamız gerekiyor. Genelde en ilk sırada bulunan görsel video oluyor. Videoda bastığınızda aslında reklamı yapacağınız application'ınızın oradaki reklam paylaşımı olacak. Aynısını bir Reels'ta da paylaşabiliyorsunuz ya tanıtım üzerine. Bastığınızda uygulama nasıl çalışıyor, ekranlar nasıl geliyor, nasıl gidiyor, iyi bir reklam bütçesi ayırdığınızda bunu bir başkasına yaptırabilirsiniz ya da siz kendiniz biraz uğraşmakla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta bunu da yapan hazır siteler var. Araştırarak bulabilirsiniz. Önemli olan şu, application'ımız var, harika bir fikrimiz var ama bütçemiz yok, ilerlemeyecek. Gelelim harika bir fikrim var ama yazılımla ilgilenmiyorum, bunu bir başkasına yaptırsam nasıl olacak? Mutlaka o application'ı birilerinden yaptırarak elde edebilirsiniz. Ancak yazılım sektörü bildiğiniz bir büyük çaplı iş kurmak mantığıyla ilgilenebilirsiniz. Çünkü yazılımda kesinlikle sabit bir şekilde bir uygulamayı yaptım attım onunla ömür boyu geçecek bir yapısı yok. Özellikle düzenli olarak ödemeniz gereken hosting ya da server ücretleri, eğer varsa ücretli kullandığınız API denilen bilgilerin veri bankasından çekilişleri, bunlar üzerinde hesapladığınızda çok fazla gideriniz olabilir ama asıl gideriniz sizin yazılımcı kısmına. Neden? Çünkü yazılımcı kısmında yazılımcı application'ı yazdıktan sonra yarısından sonra bir başkasına devretmeniz durumunda işler istediğiniz gibi yürümeyebilir. İkinci yazılımcı gayet istediğiniz gibi devam ettirdi diyelim. Application'ı onunla çalışmayı bırakacaksınız çünkü düzenli olarak ödemeyi yapamayacağınız durumda güvenlik açıkları olacak, zaman içerisinde güncellenmesi gereken paketler olacak. Bundan dolayı yapmanız gereken birkaç şeyden bir tanesi de düzenli olarak yazılımcılarla çalışmak. Mümkünse bir yazılımcıyla çok uzun süre çalışmanız daha mantıklı olacaktır. Eğer siz yazılım alanına girmiyorsanız, giriyorsanız kendi application'ınızı yönetmeniz çok daha kolay olacak. Application'lar üzerinden nasıl kar elde ederiz? Reklam koysak indirme başına çok güzel kar elde edebilir miyiz? İndiren insanlar sayfaları görüntüledikçe elde eder miyiz? Evet, edersiniz. Ancak bunun oranı çok düşük. Örneğin 1000 izlenme başına sektöre göre değişmek üzere çok farklı fiyatlar çıkabiliyor. Bu fiyatları da karşılaştırdığınızda çok fazla erişim aldığınız insanlardan tam verim alamadığınızı göreceksiniz. Tam bu noktada bize üyelik sistemi veya da uygulama içi satın alımlar devreye giriyor. Örneğin 1000 tane kullanıcının girip de bir ay boyunca izlediği reklamlar size 3 dolar kazandırabilir. Ama uygulama içerisinde ücretli üyelik sistemi kurarsanız aylık bazda 3 dolara denk gelecek. Sadece bir kullanıcıdan bunu elde edebilirsiniz.
Hatta bunlara farklı paket sunumları var, ona geçelim. Uygulama içi satın alımlar ya da üyelik sistemlerinde kurmamız gereken sistemler aslında birbirine doğru yönlendirici şekilde olmalıdır. Örneğin haftalık, aylık, yıllık veya da ömür boyu gibi sistemler kurmamız gerekiyor. Bu sistemi kurduktan sonra ilk karşılayacağımız sistem bizim hangi pakete doğru yönlendirmemiz gerektiğidir. Örneğin bir haftalık pakete yönlendirmek istiyorsak haftalık paket aylık satın almadan daha ucuza gelmesi gerekiyor. Ancak biz ömür boyuya yönlendirmemiz sistemin daha hızlı ve daha çok para kazanmasını sağlıyor. Çünkü hangi uygulamayı yaparsanız yapın çok uzun süre kullanacak bir uygulama kullanıcı tarafından olmayacak. Bu yüzden haftalık ödeme aldığınızda hızlı parayı ya da uzun vadede 1 yılda 2 yılda daha çok parayı kazanacağınızı düşünebilirsiniz. Ancak kullanıcıların genelde bir application'ı kullanma oranı çok uzun süre olmuyor. Yani bir yılı bulan ve bir yılı geçen application'lar ciddi bir reklam bütçesiyle Facebook gibi, Instagram gibi bir yapılarla geliyor bizim karşımıza. Bu yüzden application'ınızı tek seferlik üyelik satın alması yani ömür boyu denilen, aslında ömür boyu denilenin arka planında 3 yıl vadesi vardır. 3 yıl vadelik süre içerisinde satın aldırabilirsiniz. Örneğin pro versiyonunu alırsanız ömür boyu 30 dolara erişebiliyorsunuz. Eğer bunu istemezseniz aylık 3 dolara veya da haftalık 1 dolara alabilirsiniz gibi dezavantajsız sunulan üyelikler yapacaksınız. Onun yerine aylığa gidecekler ve size de tek bazda 30 dolar üzerinden gelenler olacak. Bu şekilde çok fazla sirkülasyon sağladığınız durumda kar elde edeceksiniz. Unutmayın, mobil uygulama yapmak yazılım tarafıyla bitmiyor. Önemli olan yazılım bittikten sonra asıl piyasaya çıktığınız zamandır. Takipte kalın. Görüşmek üzere.